Bir zamanlar Muhtena semti olan Vefa'yı belki yeniden imar, ihya ve inşa bağlamında Vefa'da faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Vakfı yöneticilerini böyle bir sempozyum tertipledikleri için gerçekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve bunun devamının gelmesini diliyoruz. Çünkü bu kısa tebliğimizde anlatacağımız konudan da edindiğimiz izlenimler ve daha önceden yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki Vefa ile ilgili bilgi ve belgeler bitmiyor. Arşivler Vefa kaynıyor. Dolayısıyla bundan sonraki sempozyumlara da oldukça malzeme olduğu kanaatindeyim. Bizim Vefa Hanı da şu anda Baki Bey'in tespit etmiş olduğu mahalleler gibi ortadan kalkmış bir yapı. Aslında bu tebliğe Vefa Hanı'nın yanında başka bir konuyla daha katılmak istiyordum ama hem çalışma zamanı açısından hem de disiplinler arası bir çalışmaya vaktimiz olamadığı için mesela yine kaybolan mahallelerden biri olan Revani Çelebi mahallesinin yaklaşık 1786'lardaki yangından sonra yapılan keşif defterine göre hangi mimari özelliklere göre orijinal bir şekilde inşa edildiğini gösteren hüccet kaydı bence çok mühimdi. Dolayısıyla bunu da ileride buna benzer bir çalışmada değerlendirmek lazım. Tavanından duvarına, çerçevesinin ölçüsünden cinsine kadar hepsini çok ayrıntılı bir şekilde verebilen nadir belgelerden biri. Vefa Hanı ile ilgili tebliği hazırlama maksadımız da yine buna benzer belge ve defterlere ulaşmış olmamızdı. Gördüğüm kadarıyla özetlerden bazı tebliğlerin konuları bizim burada ele alacağımız bazı belgelere temas ediyor. İşte esnaf teşkilatı ile ilgili Ferda Hanım herhalde sunacak. Osmanlı Arşivi Daire Başkanı Sayın Önder Bey'in de sunmuş olduğu bazı belgeler vardı. Dolayısıyla biz burada sadece o tip özelliklerden ziyade ilk önce hanın isminin ne olduğu, neden böyle verildiği veya belgelerde nasıl geçtiği, mevkiinin nasıl aktarıldığı, haritada özellikle bir harita çalışması yapmadık ama şu anda Baki Hocam'ın da gösterdiği gibi biz orada bir yeşil içine kırmızı gibi işaretlemeye çalışmışız. Bu 1812-13'e tarihlendirilen Kazım Çeçen tarafından ikinci belgesinin su yolları haritası. Dolayısıyla bunu en Vefa Hanı'nı ismen gösteren bir yapı olarak biz bunu itibara aldık. Orada görüldüğü üzere şu anda bulunduğumuz mevki oldukça yakın. Ve birinci tebliğde de konu edilen çeşmenin biraz daha İmeçe tarafına doğru ve gelirken biraz dikkat etmeye çalıştım. Sanki Vefa Lisesi, pardon, Cibali Lisesi'nin sanki yerine veya bir kısmına tekabül ediyor. Kamu alanı olması dolayısıyla belki orası tahsis edilmiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Vefa Hanı tabiri belgelerde Vefa Hanı, Kiracılar Hanı, Pabuççular Hanı, Vefa Meydanı Ahırı şeklinde geçiyor. Mevki olarak da genelde Vefa Kurbu'nda, Vefa Meydanı Kurbu'nda Şehzade başında kain, birinci belediye dahilinde gibi ifadelerle anılıyor. Şimdi biz Vefa Hanı tabiriyle ilgili ulaşabildiğimiz arşivlerdeki belgelerin ilki diyebileceğimiz belki öncesi var ama biz mi ulaşamadık? Ancak şöyle bir şeyden sonra buna kanaat getirdim. 1794 Kasım'ında bu handa pabuççu esnafının iskan edilmesi ve bunlarla ilgili bir nizamnamenin düzenlenmesi dolayısıyla bu tarihler bize Mihrişah Valide Sultan Vakfı'na vakfının gerek İstanbul'da gerek ülkenin başka yerlerinde birçok gayrimenkuller tahsis edilerek faaliyette bulunduğu bir tarihe denk geliyor. Yani Mihrişah Valide Sultan Vakfı da bu tarihte kuruluyor. Dolayısıyla 1794 Kasım'ında belki de han olarak anılmaya başlandı. Çünkü bundan önce bu mevkide tahminlerimize göre ve Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yaptığımız araştırmalara göre İstablo Amire dediğimiz devlete ait beygirlerin, atların ve hassa arabalarının bakımının yapıldığı, barındığı, bu görevlilerin bulunduğu yine Şeyh Vefa Ahırı diye geçen bir yapı bulunuyordu. Biraz daha eski tarihlere kadar inebilir miyiz diye baktığımızda yani 1630'larda böyle bir ahırın varlığına rastlayamadık. Muhtelif yerlerde var. Yani bugün Ahır Kapı denilen yer, Kadırga'da, Esterhanı diye geçen yerler var ama 1650'lerden sonra sanki böyle bir ahırın varlığı burada görülebiliyor.
Burada dediğimiz gibi sultanlara veya devletin üst düzey bürokratlarına ait has arabaların, beygirlerinin bulunduğu, bakımlarının yapıldığı, saka ve bostan atlarının yine barındığı ve bakımlarının yapıldığı bir yer olarak görüyoruz. Mesela 1680'de böyle bir yapıda 530 tane beygir mevcut olması burasının çok büyük bir yer olduğunu gösteriyor. Ve çok sayıda da görevliler var. Bunlar çok uzun listeler. Bunları geçiyorum zaten. Yani 200'den fazla nalbanttır, seyistir, arabacıdır, tahterevancıdır. Bu tip görevliler mevcut. Dönem dönem defterleri incelediğimizde bunlar çıkıyor. Dolayısıyla 1650'lerden itibaren muhtelif tariflerde rastlara yasaya getirip 1782 yılına getiriyoruz. Bu bizim için belki hem hanın mevcudiyetini ortaya koyması, isminin ortaya çıkması açısından belki bir dönüm noktası olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu tarihte büyük bir yangın var bildiğiniz gibi. Harik Risalesi'ne de konu olmuş. Ve hemen hemen İstanbul'un üçte biri mi, yarısı mı? Kemalettin hocamız bunu onu söyleyecektir bize. Üçte ikisi yanıyor galiba. Bu sırada bir kolun işte Vefa'yı yaktı ve buradaki ahırların da yandığı çeşitli çalışmalara konu edilmiş. Harik Risalesi'nde de mevcut. Şimdi bu tarihle 1794 Kasım'ında Mihrişah Valide Sultan Vakfı'na tabi olarak pabuççular esnafının buraya iskan edildiği tarih arasında yaklaşık 12 yıllık bir dönem var. Belki bu dönemde yani yine tahminim ahırın buradan çıkarılarak başka bir yere nakledilmiş olması ve burada muhtemelen yangından sonra bir han şeklinde yapının inşa edilmesi ama yine de buranın bir ahır olarak kullanılması fakat bu ahırın da menzilhane dediğimiz devletin resmi görevlilerinin veya bir takım özel taşımacıların taşımacılıkta kullanılan sistemin buraya yerleştiği. Çünkü bu tarihten önce menzillerdeki bir değişiklikten mesela 1734 tarihinde bu menzilin Karagümrük'te olduğu ama 1794'ten sonra bu tarihten de yaklaşık 12 sene önce yapılan bir nizamname değişikliğiyle menzillerin devlet tarafından artık özel kişilere, mültezim dediğimiz özel kişilere kiraya verilmesi dolayısıyla bunlar kiracı başı deniliyor ki hanın ismi de zaten kiracılar hanı veya kiracı başının sakin olduğu han diye de geçiyor. Böyle bir dönüşümü 1782 ile 94 yılı arasında arayıp alt kısmının orada pek belli olmuyor herhalde şeyde ama şöyle üçgen şeklinde bir tam tipik establo şeklinde üstü odalar, altı ahır, bahçesi yine kullanılabilecek gibi bir yapı. Altının menzilhane yani hem devlet hem de özel ulaşım vasıtası olan beygirlerin, arabaların barındığı, bakımlarının yapıldığı bir mekan. Üst tarafının da bu tarihteki belgelerden anladığımız kadarıyla bir oldukça vakıf temessükü var. Pabuççular, özellikleri de kırmızı ve siyah pabuç yapanların buraya getirildiği, yaklaşık 30 odadan bunlar tahsis edildiği söyleniyor. 10 odada alacacı dediğimiz bir cins kumaş satıcılarına ve kunduracılara tahsis edilmiş. 30 odaya ikişer tezgahtan 60 esnaf yerleştiriliyor. Dolayısıyla U şeklinde düzenlenen bu hanın üst tarafında bunların faaliyette bulunduğu, altında da yine kiracı dediğimiz bu şeyin esnafın veya devlet görevlilerinin yer aldığı ki bunlar da çok enteresandır. Kiracı deyince bugün hemen bir mülkü kiralayan veya başka türlü şeyler de anlaşılıyor da. Bunlar bugünkü manada şehirler arası nakliyat da yapan kişiler. Mesela bir şahıs Edirne'ye gidecek, Tekirdağ tarafına gidecek. Bunların arabalarına biniyor. Bunlara alaca başlı tabir olunan taşımacılar söyleniyor. Edirne'den geliyorlar, Tekirdağ'dan geliyorlar, Kırklareli'den geliyorlar. Pardon, Kırklareli bugünkü adı. Dolayısıyla bunlarla çıkan bazı sorunlar yüzünden belgelere yansıdığı kadarıyla biz öğreniyoruz ki bunlar geldiklerinde başka yerlerde, tophanede, dışarıda, sur dışında bir takım yerlerde ikamet ederek bu hana yerleşmiyorlar. Ve dolayısıyla kiracı başıyı da biraz sıkıntıya soktuğu için bazı şikayetler sebebiyle bize öğreniyoruz bunu. Bunların da başka hanlarda, başka yerlerde konaklamaların yasaklanması, atlarıyla veya arabalarıyla bu hana gelip yerleşmeleri, kendilerinin de burada sakin olmaları ve başka yerde olanlara cezalar verilmesi şeklinde bir düzenlemeden bunların aynı tarihlerde faaliyette bulunduklarını anlıyoruz. Şimdi bu şekilde faaliyet gösteren handa 1834 yılı yine bir dönüm noktası oluyor. 6 kiracı başılara tahsis edilmiş, nakliye ve atlara, arabalara tahsis edilmiş, üst tarafı pabuççu hanı olarak işleyen bu han, yine bu tarihte çıkan bir yangında tamamen harap oluyor.
Ve önceki de muhtemelen ahşaptı çünkü bundan sonra da ahşap yapılması söyleniyor. Devletle yaptıkları bir anlaşmayla kendi cebimizden yaptıralım diye bir kararlaştırıyorlar kendi aralarında. Ve ahırların buradan çıkarılmasına karar verilerek Kadırga'daki Esma Sultan Sarayı dediğimiz daha önce Esterhan olarak geçen ve Emlak-ı Humayun'dan olan yani padişah malından olan yerin yine kiracı başlara verilip ahırların buradan çıkarılması ve sadece tek katlı olarak tahtani şeklinde çünkü kullanılıyor. Önceden bu esnaf fevkinde diye ifade ediliyordu. İki katlı olduğunu oradan anlıyoruz zaten. Bu şekilde 70 odalı yeni bir hanın inşası. Bunun bir takım özellikleri var. Yani boyutları falan var burada. Onlara girmeyeceğiz. Bu şekilde yeniden bir hanın inşasına kararlaştırıyorlar. 70 odalı yeni bir han yapılıyor. Bu hanın içinde kunduracı, işte alacacı dediğimiz kumaşçı, pabuççu, siyah ve kırmızı sahtiyandan dokunan, yapılan ayakkabılar. Bir de daha geç tarihlere doğru, belki ticari faaliyetlerin artması ya da değişik şeylerden dolayı, poliçecilere falan rastlıyoruz mesela. Bunlarla ilgili yine bazı sorunlar yansımış. Fakat bu yangından yaklaşık 7 sene kadar önce, 1824 yılında, pardon 27 yılında, hanın harabiyetinden dolayı tekrar bir tamiri, inşası dolayısıyla da belgelere bazı keşif şeyleri rastlamış, yansımış. Bunlardan hanın içinde büyükçene bir kuyunun olduğunu, camisinin bulunduğunu, bakkal dükkanı olduğunu, kahvecinin olduğunu, mevcut helalların olduğunu, berber dükkanların bulunduğunu ve yine bugünkü topografiyi çıkarabilmeye yarayacak Mirişah Sultan Vakfı'na ait hanın bitişiğinde yine berber, kahveci, tütüncü dükkanların bulunduğunu anlayabiliyoruz. 1834'teki yeniden inşadan sonra bir sorun olmadan tahmin ediyorum son dönemlere kadar geliyor. Mesela 1860'da poliçeci esnafı, 1844'te yine pabuççular, kundurucular var. 1895'te mesela o tarihlerde Vefa Hanı'nın içinde bir matbaa işletmesi. Artık gelişen teknolojiyle bunlar da burada yer açmışlar. Yeni bir nizamnameye uygun olması açısından 1895'e kadar hanın faaliyetini devam ettirdiğini görüyoruz. Fakat 1906 yılına gelince yine han bir felakete uğruyor. Bunu biz tespit edemedik ama 1894 yangını mıdır yoksa arada deprem midir, arada başka bir yangın mıdır? Bu tarihte han metruk, harap vaziyette ve işgale uğramış gözüküyor. Zaptiye nezaretine haber veriliyor. İçine barakaları ihdas etmişler, çadırlar kurmuşlar. Bunların buradan çıkarılması ve vakfın zarar uğratılmasının önünün alınması için. 1906'dan sonra 1922'ye ait yine Vefa Meydanı'nın düzenlenmesiyle ilgili bazı belgelerde 1918 yangını var. 1918 yangını dolayısıyla bu meydan düzenlemesi sırasında her ne kadar Vefa Hanı ismi geçmese de muhtemelen bu meydan düzenlemesi sırasında veya sonraki bir tarihte yıkılmış olan bu hanın yerine yeni bir bina daha yapılmayıp belki başka bir kamu yapısına tahsis edilmiş olması, bugünkü yerine özellikle gidip inceleme durumumuz olamadı ama söylediğim gibi Cibal Lisesi'nin sanki bir kısmına denk geldiğini düşünüyorum ben. Bugüne bu şekilde intikal etmiş olduğunu görüyoruz. 18 yangınıyla ilgili bilgileri başka bir arkadaşımızdan inşallah almayı düşünüyoruz sonra yangınlarla ilgili. Tebliğimiz ve hanla ilgili bilgilerimiz bu kadar. Umarım süremizi de aşmamışızdır. Teşekkür ediyorum hepinizi dinlediğiniz için. Çok sağ olun.